Selamlar herkese. Umarım keyifler yerindedir. Bu programda NFT yani Non-Fungible Token'ın dijital sanat ve sanat dünyasındaki etkisini bir sanatçı gözünden inceleyeceğiz. Emre Yusufi ile beraberiz. Kendisinin somut olarak ürettiği heykeller ve görsel sanatlar mevcut. Aynı zamanda kendisi müzikle de ilgileniyor. Şu anda onun stüdyosunda Lemonade Stüdyo'dayız. Merhabalar Emre Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Sizi hiç duymamış izleyicilerimiz için Emre Yusufi kimdir? Onu öğrenelim. Tamam. Ben 2010 yılından beri sanat piyasasının içerisinde bulunan, fakat 2016 yılında İstanbul Contemporary İstanbul Sanat Fuarı'nda biraz daha Türk sanat severleriyle yaptığım bu Herkül projeleriyle buluşup sonra da o enerjiyi yurt dışına taşımış ve şimdi yurt dışındaki önemli galeriler tarafından temsil edilen bir sanatçıyım. Neler yapıyorum derseniz, dijital illüstrasyonlar ve heykel çalışmaları yapıyorum. Bulunduğum stüdyoda zaten şu anda aralarında oturuyoruz bu heykellerin ve belli yerlerde de bir takım illüstrasyonlarım var. Yurt dışındaki galeriler ve yurt dışındaki sanat yatırımcıları tarafından destekleniyorum. Yurt içinde bugüne kadar bir takım sanat fuarlarının içerisinde bulundum ama bir temsiliyetim yok. Yani aslına bakarsanız pek burada sadece atölyelerim var. Burada üretiyorum, burada çalışıyorum ama yaptığım işlerin tamamı yurt dışında gidiyor. Disiplin olarak, yani üretim disiplini olarak teknolojiye yakın bir disiplin kullanıyorum. Yani temelinde teknoloji var daha doğrusu üretimimin. Ve üretimdeki temelinde teknoloji olan bir üretimin bir noktasında zaten aslında belki de şu anki anlamıyla olmasa da NFT ile teğet geçmişiz zaten hayatımızda. Yaptığım işlerin her zaman bir dijital ayağı oluyor. Her zaman bir dijital dokunduğu bir yer oluyor. Bunlar da bu meta dünyada evet fiziksel hale geliyor ama dijital formda da kalıp çok insana onu sunmuşluğum var. Ve hani bu NFT'nin şu anda bildiğimiz ve daha böyle hani şu aralar popülerliğinin çok olduğu bu dönemde işte dedim ki ya zaten yaptığım bir şeyi bence buraya adapte etmeliyim dedim. Ve bir şekilde hani kendimi bir anda bu olayın içinde buldum. Bence tabii bu işin erkene geçişi yok. Sen hep söylüyorsun yani bu işte geç kalmak diye bir şey yok diyorsun ama hani bir tık daha belki erken uyanabilirdim. Uyanmaktan kastettiğim bunlar bana yurt dışındaki kaynaklarım tarafından söylendi ya NFT diye bir dünya ama bence bunun içinde olman lazım. Deyince tabii ilk başta pek çok jeton düşmedi. Yalan yok yani. Sonrasında biraz daha oturdu kafamda. Ama çok keyif alıyorum. Çok büyük bir heyecan. Tam da bu noktada ben bir soru yöneltmek istiyorum size. Hani 2014 yılında aslında NFT'ler ilk başta Bitcoin'le çıkıyor. 2017 yılında Ethereum'da boy göstermeye başladılar. Evet. Siz aynı zamanda müzikle de ilgileniyorsunuz. Bunu biliyoruz. Sizin NFT'ye bakış açınız veya NFT'yi nasıl tanımlıyorsunuz? Ya şimdi ben galiba NFT'yi sizin baktığınız kadar böyle çağın böyle hani kripto konularına hakim insanlara kadar böyle modern bir yerden belki bakamıyor olabilirim. Ben biraz daha belki geleneksel bir yerden bir şey söyleyeceğim. Çünkü günün sonunda geleneksel anlamda sanat üreten bir insanım. Ama ben hani NFT'ye şöyle söyleyebilirim, şöyle anlatabilirim. Yani yaptığım işin aslında bir değere, bir birime dönüşmesi. Bu birim, yani bu birimi kimi için borsada bir kağıttır, kimi için bir döviz cinsidir. Bu her ikisi de değil. Bunun arası, adı çok tanımlanamayan bir değer birimi oluyor. Bu değer birimi de doğrudan benle ve benim kim olduğumla çok alakadar. Bu değer biriminin güzelliği de şu, ben bunu o dijital dünyaya verdiğim anda, yani dijital dünyaya onu blockchain dünyasının içerisine soktuğum anda, bunun bana ait olduğu tüm dünya tarafından biliniyor ve takip edilebiliyor oluyor. Ve bu sebepten dolayı hani işte yaptığınız işin ilk defa böyle, yani normal şartlarda bizler işler yaparız ve birilerine, yani bizim gibi sanatçı birilerine bu işleri takdim eder, koleksiyonlar alır. Ama sonrasındaki hikayeyi çok bilmeyiz yani ne olur diye. O böyle acaba nerede dersiniz her zaman. Burada öyle bir güzellik var yani. Nerede olduğunu takip edebiliyorsunuz ve sizle beraber ilerliyor. Hatta sizin kariyerinizle de birlikte yükseliyor bazen. Yani ve bu çok güzel bir şey. Bir kere takip edebiliyor ama harika bir konu. Yarattığımız şeyin, NFT'nin benim açımdan NFT'yi daha kısa, bir tık daha kısaltmak gerekirse NFT eserimin dijital değer birimi haline dönmüş şekli. Çok da keyifli. Zaten başta benim her işim aslında dijital başlıyor.
normalde dijital başlayan bir işi fiziksele çevirmekle ilgili çok büyük bir prosesim var. Böyle kolay da bir proses değil. Ama mesela şimdi şöyle bir fırsat geldi. Dijitalde başlayan şeyin dijitalde de bir değeri var. Sen bırak bunu, dijitalde kalsın. Fizikselini zaten yapıyorsun. Fiziksel zaten yapılabilir. İşte bu noktada işte benim gibi bir, yani ben en azından buna uğraşıyorum. Hani işte bu dijitalle fizikselin arasındaki bu hibrit yerde kalmaya çalışıyorum. Kendimi orada pozisyonlamaya çalışıyorum. Siz daha çok somut dünyada yaptığınız işlerle biliniyorsunuz ve dijitale geçerken tereddütleriniz de olmuş anladığım kadarıyla. İlk NFT'nizi bastığınızda ne hissettiniz? Yani NFT maceranızın başlangıcı nasıl oldu? Ya şöyle oluyor. Tabii ki şimdi yalan yok. Ortada olan bu şimdi hype diyelim. Yani böyle ciddi bir hype var ortada yani. Hani o oluyor, bu oluyor, bak neler oluyor. Yani büyük bir dedikodu var. Yani ve dedikoduların hepsi de pozitif. Abi adam girmiş, işte öyle yapmış, böyle yapmış, böyle ünlenmiş, bunu yapmış. Tabii heyecanlandırıyor sizi. Bir dakika ya diyorsunuz. Yani ne oluyor da hani? Ve hani ben de bunun bir parçası olabilir miyim diyorsunuz. Tabii şöyle bir şey var. Ben de bunun bir parçası olabilir miyim motivasyonu tabii ki. Yani nedir bunun parçası olmak? Ya evet, zaten hani fiziksel dünyada bilinen, işte bir şekilde artık rüştünü kanıtlamış bir yerdeyim. Bunun dijitalde de, NFT'de de bir karşılığı olacağı tırnak içerisinde hayaliyle başladım. Hayal diyorum çünkü açıkçası o kadar da öyle olmuyormuş, onu gördüm. Evet, çok keyifli, çok harika bir ortam. Ama burada şov yapmanın da alemi yok. Yani girdiğin zaman orada çok oyuncu var. Fiziksel alanda o kadar oyuncu olamıyor. Bir şeyi fiziksel üretmek çok kolay değil çünkü. Siz burada bir tık daha böyle teksiniz. Yani sizin gibi kaç adam daha var ki yani fiziksel iş üretebilen? Ama dijitalde çok yetenekli ve çok genç, dinamik, hızlı, zaten yıllardır bu işi yapan insanlar var. Bir anda bir savaş alanı, battleground yani. Direkt bir savaş alanındasınız yani böyle. Şimdi oradan şeye geleceğim. Evet, beklediğimi aldım mı? Bence başlangıç için hiç fena değil. Yani evet, bir şeyler koydum. Koyduğum şeyler bilinen iki tane, hani belki bugüne kadar birkaç milyon dolar harcamış iki tane öz koleksiyoner tarafından alınan iki işim oldu. Çok büyük paralar hayır değil ama en azından onların koleksiyonuna girdi. Bir şekilde evet, bir şeylere sattım ve bunları birilerine vermiş olmanın keyfini yaşıyorum açıkçası. Ama tabii bundan sonra ikisi ne derseniz, bundan sonra yetmiyor tabii bu yani. Hani çünkü işin derinine girdikçe hani bu şey dünyasında ya benim buradaki bu şeyin, buradaki bilinirliğimi oraya taşımak lazım gibi bir noktada kalıyorsunuz. İşte şu anda tam oradayız zaten. Yani bu bilinirliği, burada yaptığım şeyin ciddiyetini bu dünyada, dünyaya nasıl anlatacağız tarafındayız. Onun için de işte bu onun bir parçası. Yani bu onun bir parçası. İşte benim Twitter'da aktifleşmem, çünkü çok çok zayıf bir Twitter'ım vardı. Orada aktif olmaya çalışmam bir parçası. İnsanlarla komüniteye, komünikasyona girmek, onlarla mesajlaşmak bunun bir parçası. Böyle böyle gidiyor, bakalım nereye kadar yükselteceğiz bu işi. Peki şu an güncel olarak tercih ettiğiniz NFT platformları hangileridir? Bunlardan birazcık bahsedebilir misiniz? Yani şöyle, bu NFT platformların içerisinde Foundation'dayım şu anda ben. Niye Foundation'dayımın açısı cevabı biraz şurada. Yani davetiye bazlı bir yer olması bir tık onu, orayı özel kılıyor açısı. Ve hani sizi davet edenin de bir NFT yaratıcısı olması durumundan dolayı ortamda zaten bir sadece NFT üreticilerinin olduğu bir durum oluşuyor. Ama velakin tabii bir de başvuruyla kabul edilenler var. Burada da tabii oradaki kriterlerin ne olduğunu çok iyi anlamak lazım. Mesela ben şu anda sadece Foundation'dayım. İşte bu Foundation'da keyfim yerinde mi? Evet, yerinde. Ama hani belli ki biraz daha niş platformlar var. Mesela Nifty Gateway'i bugün konuşuyorduk seninle. Yani evet, orada da olmam lazım mı? Evet, lazım gibi gözüküyor. Zaten senin de önerin o yönde. Zaten lazım diyorsun. Bu sebepten dolayı mesela orada olalım. Yani demek ki işte Foundation, Nifty Gateway, okey, bu iki platform gibi gözüküyor. Rarible bir tık böyle kalabalık bir ortam yani. Hani böyle benim, yani bir girdim oraya baktım ama benim orada galiba pek olmamam gerekiyor. Ben bunu şeye benzetiyorum. Yani güzel bir komik bir anekdot diye söylüyorum. Hani malum
ülkemizdeki süpermarket zincirleri de bir takım şeylere bölünmüş vaziyette ya, işte bu işte BİM var, işte Migros var, Makro var gibi dünya var ya. BİM'den daha bir A101 var, orada bir şey, başka bir şey var. Yani bu da biraz onun gibi bir şey yani. Bu işin de şu anda galiba Foundation bu işin Migros'u diye düşünüyorum ben. İşte. O zaman hani NFT platformlarının birazcık kalitesine göre veya sundukları kullanıcıların kitlesine göre bir aralarında bir kalite farkı olduğundan da yani bence bahsedelim. Bakın şöyle bir şey var. Fiziksel dünyadan bir örnek vermek gerekirse galeriler vardır. Bu galerilerin içerisinde eserler satılır. Bu galeriler belli güzel caddelerde, belli güzel sokaklarda, belli güzel şehirlerde olur. Ve o şehirlere ve caddelere bulunmak için ciddi miktarda kira öder bu galeriler. Şimdi fiziksel dünyada karşına geliyoruz. Ve tabii orada çok kalifiye insanlar ve elemanlar çalıştırırlar. Bu insanlar sanattan anlayan insanlar olur ki oraya koyulan sanat eserlerini anlatabilecek insanlar olsunlar. Şimdi elinizi kolunuzu sallayarak Londra'daki bir hani Newbon Street'teki bir galeride eserinizi sergiletebilir misiniz? Sergiletemezsiniz. Niye sergiletemezsiniz? Çünkü ciddi bir kürasyon, yani kürasyondan geçmesi gerekir önce. Eliminasyondan ve sonra siz buna değer bulunursanız sizi oraya koyarlar. İşte hikaye biraz o. Yani NFT'de bence farklı bir dünya yok. Yani bugün açıkçası ben fiziksel sanat dünyasında içinde bulunduğum galeriyi çok özel ve dünyanın en büyük 10, en iyi 10 galerisinden bir tanesi zaten. Yani çok kalabalık bir ortam değil. Adam da zaten yani sahibi de buraya çok kalabalık bir ortam yapmak istemiyor. Yani burayı işte öyle bir alan. İşte bu NFT'de de bence bu iş böyle. Çok farklı değil yani. Bir tık biraz Foundation, bulunduğumuz ortam biraz kalabalık. Rareville zaten çok kalabalık. Hani işte o yüzden hani nerede olduğunun evet önemi var. Biraz daha niş yerlere kaymak lazım. Benim açımdan en azından öyle. Ya da işlerinizi ikiye bölüp hakikaten bu işte daha niş işleriniz ve daha renkli pop işleriniz gibi ayırmak belki olabilir. NFT'lerin çok farklı kullanım alanları olduğunu görüyoruz. Mesela Tweet'in NFT'leştirmesiyle başladı bu foruya. Daha sonrasında Pringles chipsinin NFT'leştirmesine kadar gitti. Evet. Bu hani yaygın kullanım alanı ve insanların neyi NFT'leştirebilirim diye bakması size ne hissettiriyor bir sanatçı olarak? Yani çok şey değilim, mutlu değilim o konuda açıkçası söylemek gerekirse. Yani az önce verdiğimiz örneğe gidersek, hani sanat galerisi örneğine gidersek, önce buranın tanımını yapmak lazım. Bu alan ne alanı? Yani biz bu alanın içerisinde ne görmeyi umuyoruz, neyi collect etmeye geldik? Şimdi bu iş belli ki önce görsel sanatlar alanı. Burada görsel sanatlar alanında hem dijital olarak hem fiziksel olarak artık her neyse bir şeyler üreten insanlar grubu var. Ve hani azımsanamayacak kadar da sayıları çok. Ve de burada belli ki ben buraya gelirken bunları görmeye geliyorum. İşte Twitter'ın ilk tweetinin tweet haline gelmesi, yani burada ben bir şey göremiyorum. Burada bir sanat göremiyorum. Eğer konuşmuş şey sanatsa. Ama hani bu işin %98'i sanat olup işte o %2'lik kısmını da bence tartışmamamız lazım. Onlar bence bir takım hayalci denemeler gibi geliyor bana. Bunu mesela çok hibrit yapmış ve çok hoşuma giden bir iki iş oldu. Bunlardan bir tanesi şimdi ilk aklıma gelen şey oldu. Mesela New York Times gazetesinin teknoloji yazarı, teknoloji köşe yazarı, işte gazete küpürünün bir kısmını kırmızıya boyayıp burası NFT için ayrılmıştır gibi bir iş yaptı. İşte mesela burada bir zeka var. Yani mesela o tek başına da güzel bir görsel zaten. Ama bir yandan da adamın sanatla alakası olan bir adam değil. Teknoloji yazarı. Durumla çok alakalı bir iş yapıyor ve o alakalı olan işte çok güzel değer buluyor. Mesela bu okey bence. Çünkü bu tweet'i de değil bu adamın. Yani yaptığı tweet'i tweetlemek de değil. Bu yaptığı asıl işi, New York Times gazetesindeki yaptığı asıl işi bir şekilde oraya böyle bir görselleştirip ortaya yine de bana hani görsel bir değer, yani belki de duvarıma asacağım ya da masa üstünde görmek isteyeceğim bir şey yaratıyor olması konusu var. Mesela bunu hoş buluyorum. Ama ya zaten hani ne bileyim bir Pringles kutusu ya da bir tweet'in NFT olması okey çok güzel. Yani bunlar çok böyle duygusal ve şey denemeler. Yani hoş denemeler. Tutuyor mu? Tutuyor tabii. Yani her şeyin bir alıcısı var zaten. Ama hani ben sanatçıyım yani. Ben sanat tarafındayım ve bana mesela
benim için çok kabul edilir gelmiyor yani. Doğru konuşmak gerekirse. Siz de miyiz efendim? Ben deyiz, evet. Ben şimdi farklı bir soru soracağım, buradan sormayacağım. 2019 yılı itibariyle işte Covid-19'un da etkisiyle 2020 ve son içinde bulunduğumuz bu dönemde hani sanat dünyası birazcık karanlık bir döneme geçmek zorunda kaldı. Bunun akabinde 2020'nin sonlarına doğru ve şu anda içinde bulunduğumuz yıl itibariyle NFT'nin birazcık daha sanat dünyasını hareketlendirdiğini de görüyoruz. Tabii bunun tam aksinde, aksi yönünde düşünenler de var. NFT'nin geleceğini nasıl görüyorsunuz veya bu şu anda bir trend mi gerçekten, ya da bunu balon olarak da yorumlayan kişiler de var. Sizce nereye gidiyor veya bu trend belli bir noktadan sonra dursa dahi durma noktasından sonra nereye gidebilir? Yani bana kalırsa hani sanat dünyası fiziksel ve dijital olarak ayırırsak ve bu dijital kısmında biraz bu NFT ile artık anlamlandığını düşünürsek, çünkü bu dijital sanat dünyası hep vardı ki zaten, yani hani bir zilyon yıldır olan bir şey. Ne bileyim işte Instagram'da Chad Knight diye bir adam var. Chad Knight bin yıldır zaten dijital işler yapar, onları basıp verirdi. Şimdi mesela NFT ile eşitirebiliyor. Bu ikisi zaten bence birbirine ayağına basan yerler hiç olmayacak. Hiçbir zaman ayağına basmayacak bence. Yani ne bileyim bir müzayedenin yerini falan alacağını çok düşünmüyorum açıkçası ben. Çünkü bugün bir sanat eserini alıp evine koymak isteyen adamın ve ona bakıp, her sabah ona bakıp ya da ona dokunmak ya da onunla karşısında bir portakal suyu içmek isteyen adamın motivasyonu değişmeyecek ki. Yani o adam zaten eseri fiziksel olarak görmek isteyen adam o ve zaten NFT'deki hedefimiz de o kişi değil zaten. Ya başka biri. Bu ikisini de harmanlayacak insanlar tabii ki olacaktır ama yani bu fiziksel şeyi almak isteyecek olan insan zaten başka biri zaten. Yani o bambaşka bir. O hep ona oraya yönelim var zaten. Bu hatta bunu anlamıyor bile olabilir. Buradaki NFT ne oluyor ya? Bu NFT de neymiş? Niye ben bir şeyin dijitalini alıyorum ki diyebilir. İşte o yüzden hani NFT konusunun geleceğinin mevcut sanat piyasasıyla pek alakalı olduğunu düşünmüyorum. Onun kendine ait böyle farklı bir kulvarı var. Kendine ait farklı bir dinamiği var. Bu dinamik bence blockchain dinamiğiyle çok paralel. Ne bileyim kripto para birimlerinin nereye gittiğiyle çok paralel. Yani onlar başka bir şey düzlemde gidiyor. Yani çok farklı bir düzlemde gidiyor. Sadece şöyle bir yeni bir soluk geldi bu işe. İşte para birimine yatırım yapıyordum. Şimdi görsele yatırım yapıyorum gibi bir şey oldu yani. Tatlı bir şey yani. Bu keyifli bir şey. Ama yine de dediğim gibi spesifik olaraktan anladığım kadarıyla, yani biraz ben de koleksiyonerlerle biraz sohbet ediyorum açıkçası. Yani şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani benim ne yaptığımın önemi var mı? Yoksa benim kim olduğumun önemi var mı anlamaya çalışıyorum. Şu anda bu balans biraz değişik. Yani senin ne yaptığın önemi var diyen de var, senin kim olduğunun önemi var da, ama senin kim olduğunun önemi var biraz daha ağır basıyor şu anda. Öyle bir dünyadayız. Bunun da nereden geliyorum buraya? Şuradan geliyorum. Yani acayip rakamlara, acayip işler satılınca tabii o acayip rakamları yapan kişilere bakıyorsun tabii haliyle. Kim ki diyorsun? Bakıyorsun. Pek de biri gibi de değil. Ama ve lakin başka bir yerde çok ünlü biri belki. Başka bir hareketiyle ünlü. Sanatıyla ünlü değil yani. Hani aslen ürettiği sanatla ünlü değil. Dediğim gibi dinamikleri çok başka. Balon mu? Bence balon değil. Bence değil yani. Balon değil olarak yorumluyorsunuz. Yani. Peki benim ek bir sorum da olacak bu konuya. Siz kendiniz zaten hani farklı alanlarda eserler üretiyorsunuz, çalışmalarınız var. Evet. Dijital sanat ve kripto art alanında bir eser ortaya çıkartacağınız zaman bundan nasıl ilham alıyorsunuz? Birazcık ya da ilham alıyor musunuz gerçekten? Bunu birazcık yorumlayabilir misiniz? Yani şimdi öncelikle ben yine hani fiziksel dünyanın kabul görmüş sanatçısı olarak önce şuradayım işin. Ben her ne yapıyorsam zaten tarzımı devam ettirmeliyim. Yaptığım şey dijitalde de bakıldığı zaman benim işim olduğu algılanmalı. O sebepten bir kere yaptığım şeyin ortasına tabii ki kendi figürümü, kendi sanatımda her zaman kullandığım şekli ortaya koymaya çalışıyorum. Ha bunu yaparken ama şimdi tabii tatlı ve farklı bir alanımız var. Yani loop edebilen videolar yapabiliyorsun. Ne bileyim hani böyle senin daha statik duran. Çünkü ben statikçiyim. Benim işlerim statik. Heykel zaten statik bir şey zaten. Ama bu heykelin içerisine bir tık dinamizmler koyabiliyorsun, hareketlendirebiliyorsun. Bunlar benim için de yeni ve hoş şeyler. Yani daha önce şöyle düşünüyorsun. Yani bu NFT hiç olmadığı bir dünyayı varsaysak.
ben niye böyle bir dijital, hareketli bir dijital video yapayım ki? Zaten bunun kendisini fiziksel olarak 3 boyutlu koyuyorum oraya. Bunu ben yaptıktan sonra nerede, nasıl sergileyeceğim ki gibi soru varken bu soru NFT ile anlamlandı bir anda. Hani yaptığım heykeli bir dakika ya, yaptığım heykelin üzerinde bir ışık parıltısı, bir animasyon, bir böyle bir video gibi bir şey koyduğum zaman da şu anda birileri için bir şey ifade edebilen bir platforma sahibim dedim. Ve hani yapmakla ilgili, dijital NFT üretmekle ilgili motivasyonum var. Tabii bunu da nasıl bir yerden bağlıyoruz? Yaptığım ve bildiğiniz işi aynısını yaparak. Bu peki nerelerden ilham alıyoruz derseniz, aslına bakarsanız mesela bu arada biraz şeyleri deniyorum. Hani iki son iki işim, buradan link de veririz belki. Bu son iki, ha, son iki işimin drop ettiğim işlere bakarsak biraz böyle içinde NFT kelimesi geçen. İşte biraz o dünyaya ait hani şeylerin olduğu. Belki de az önce size gösterdiğim bu gamer işlerini belki sonra koymak falan gibi. Bir tık daha böyle, evet yine benim işim ama hani daha gence de, gençlere hedefleyen, daha dijital dünyanın datalarını ve olayların içinde barındıran şeyleri yapıyorum. Burada gördüğümüz heykelleri doğrudan koyduğum ve animasyonu anime hale getirdiğim işler vardı. Evet, çok sevildi. Ama biraz da mesela bu dünyaya ait birkaç wording içinde olan, imaj olan şeyleri şu anda koyuyorum. Bir deniyor, bir de onlara bakıyoruz bakalım nasıl olacak diye. Şimdi sizin eserlerinizi ve maceranızı duyup, bu videoyu da izleyip daha sonrasında NFT dünyasına katılmak isteyen Türk sanatçılar olacak. Onlara ne gibi, yani tecrübeleriniz ışığında onlara ne gibi taktikler verebilirsiniz? Şöyle bir şey, aktif olmak tabii burada çok önemli. Hani aktif olmaktan kastettiğimiz şey, hani yani ben açıkçası mümkün olduğunca bir işi yapıyorsam o işi en üst seviyede yapmaya çalışıyorum. Benim için en üst seviye böyle bir sektörde öncelikle en üst seviye insanlarla oturup kalkmak ve kendimi onlara bir tanıtmak. Yani ben naçizane ilk şunu yaptım. Girdim ortama, dedim buradaki koleksiyonerler kim? Ben önce koleksiyonerlerle ilgilendim. Yani kim neyi collect etmiş? Neyin hangi motivasyonla almış? Hatta bunlara doğrudan direkt ulaştım ve onlara sordum. Dedim satın alma motivasyonlarınız nedir? Hani aldığım cevapları, yani ben işi beğenip alıyorum gibi bir yerde. Çok inanmıyorum buna bu arada. Yani öyle diyor ama pek ona inanmıyorum. Yani spekülatif alınan şeyler de çok gördüm açıkçası. Ama hani bir kendimi tanıttım ve bunu kendimi tanıtırken de yani ben şöyle bir şey yaptım, buna da ne diyorsun, almak ister misin gibi bir yerden değil. Şöyle bir tarzda kendimi tanıttım. Merhaba, ben fiziksel dünyada bu işleri yapmış olan bir sanatçıyım. Ben NFT dünyasındaki varlığımı size göstermek istedim sadece. Ben burada da varım. Keyfiniz olduğu zaman lütfen işlerimi inceleyin gibi bir havaya atılan bir mesaj gibi. Ben bu yöntemle 2-3 tane önemli koleksiyonlara gerçekten direkt ulaşabildim. Onların koleksiyonlarına girebildim. Çünkü bu insanlar haliyle, bu NFT dünyasındaki insanlar belki giderek snoblaşacaktır. Ama şu anda onlar da bir şeyin başlangıcında olduğu için, yani böyle bir herkesin birbirine bir el verdiği bir dönemdeyiz aslında. Bir kere bu bir. İkincisi tabii, bugün sizle bu röportajdan önce biraz konuşmuştuk. Hani bugüne kadar yaptığım işleri yaparken birine yapıyorum diye yapmadım. Hı. Ya da işte şunları yapmam lazım, şöyle bir hedef, şöyle bir plan içinde yapmadım. Ben yapmamın ve sürekli durmadan üretmemin ve sürekli durmadan sunmamın bir gün bir karşılık bulacağını bilerek yaptım. Çok büyük plan ve projeler içerisinde böyle zamanlamalar, şu saatte bilmem ne, şuna gibi değil. Yap, üret. Yap, üret, koy. Yap, üret, koy. Yap, üret, koy. Yani burada bir bu önemli. Yani ben en azından şu anda o moddayım. Ve de bir son olarak da tabii tarz. Tarz ve tür. Yani orada bir tutarlılık ister bu iş yani herhalde. Hani baktığımız zaman işte Ömer'in, Aybars'ın işi nedir? İki farklı platformda işlerinizi görsem de ha, bu aynı insana aittir gibi bir tutarlılık ister diye düşünüyorum. Ben bunları söyleyebilirim yani. Teşekkür ederiz. Peki bu alanda takip ettiğiniz veya beğendiğiniz NFT ya da dijital sanatçılar var mıdır? Varsa birkaçını ya çok isim bilmemekle beraber, ama tabii benim için yani hem kendisi de farklı bir, yani hayatımda da farklı bir yerde. Necmi Deniz Akıncı var. Deniz'le hatta biz bu şeyleri, bu NFT konularında hatta kendisi teknik yardımda bana bulmuş. Çünkü kendisi zaten çok yetenekli bir adam.
Artı New York'ta bir aslında tattoo artisti olan Okan Uçkun var. O da NFT dünyasında çok minimalist işler yapar. Hatta Foundation şeyim davetiyem ondan gelmiştir. Yani ondan gelmiş. Selamlar kendisine. Evet, ondan da bahsetmek isterim. Kendisiyle bir collaboration da yapacağız yani, öyle bir konuştuk. Hani aklıma gelenler bu ikisi, Deniz ve Okan'ın ismini vermek isterim. Yani onlar hem sevdiğim insanlar hem de işlerini beğeniyorum. Minimalist yaklaşımlarını beğeniyorum. Aslında çok uç işler yapıyoruz yani, ben bambaşka bir yerdeyim. Bunlar çok başka minimalist bir yerde takılıyor ama çok beğeniyorum yani işlerini. Ya bence tam da bu çok güzel değil mi? Yani farklı sanat alanlarındaki kişilerin buluşma noktasını da belki de bir noktada NFT'ye sağlamış. Tabii şimdi şöyle bakarsan, şimdi bu konuştuğumuz insanlardan bir tanesi yani Deniz Akıncı dediğim arkadaşım, bir yani zaten ciddi bir video artist yani zaten ve yıllarca piyasada bildiğimiz birçok dizinin jeneriklerini yapan, yani birçok olayı çözmüş ve hani çok fazla projenin içinde bulunmuş bir video artist ve piyasaya çalışan bir insan. Okan dediğimiz New York'lu tattoo artist zaten ve hani meşhur da bir tattoo artist bayağı yani Okan Uçkun. Şimdi ben işte heykel falan, hani biz böyle bir üçümüz. Yani aslında üçümüz kolaboratif bir şey ama hep böyle bir şey içindeyiz yani, iletişim halindeyiz. Yani bunu nasıl yapalım, bu böyle mi olsun, şöyle mi olsun falan gibi. Çok tatlı bir şey tabii yani. Ya bunu da ben şu şekilde yorumluyorum. Hem blok zincir ekosistemi içerisinde hem sanatçı kesim içerisinde kolektif öğrenme ve kolektif ilerlemeyi sağlamış oluyor aslında NFT ve kendi toplulukları içerisinde sanatçıların birbirleriyle kurdukları etkileşim, iletişim ve ortaya çıkacak yeni sanat alanları ilerleyen zaman diliminde vuku gösterecektir. NFT yani Non-Fungible Token'ın dijital artı sanata getirdiği kısmı yorumladık. Avantajlarından bahsettik. Bu kısmın bir de karanlık tarafı da var. Yani dezavantajları, yaşattığı problemler. Siz mesela kendi sürecinizle ilgili NFT maceranızda karşınıza çıkan problemler nelerdi? Yani burada çözülmesi gereken burada bir sorun var ve kesinlikle burası çözülmesi gerekiyor dediğiniz nokta neresidir? Yani bu söyleyeceğim şey her şeyi kapsamıyor da olabilir. Çünkü ben bütün platformlara çok hakim değilim. Ama mesela şimdi search olur ya artık yani, search edebilelim değil mi? Yani bir şeyde yani hani aradığımız yani mesela bir kişinin NFT'deki varlığından haberdarsak en azından o kişinin adını yazaraktan bir bulalım değil mi onu yani? Bu çok basit bir şey söylüyorum artık. Yani şey yani NFT şey 101 yani bu artık hani. Mesela benim bulunduğum bu foundation'da böyle bir şey yok. Follow ediliyormuşum. Kim beni follow ediyor? Bir onu da göreyim. Yani bu da çok basit bir şey yani. Mesela kim beni follow ediyor? Ben kimi follow ediyorum? Ya follow mekanizması neye göre değişiyor yani? Bir anlam olması gerekiyor yani. Böyle bir şey. Bu da pek bir eksik. Yani bu şeylerin, bu platformların bir business şeyler olması gerekiyor bence. Mailingler olması gerekiyor bence. Yani kişiler yani sonuçta mesela evet yaptığım işlerle röportajlar veriyorum, işte ne bileyim reklam filmi oluyor yani evet yaptığım işlerle şu anki geldiğim halde işte röportaj yapılmaya değer bulunuyor olabilirim. Ama beni hiç tanımayan da bir kimse var. Ben de bu hiç tanımayan kimseye de kendimi anlatmak isterim. Ha bu eğer bir business collaboration'sa tabii abi niye olmasın yani. Hani gayet okey. Çünkü sen güzel bir platform kurmuşsun. Ben de o platformda bu şey gibi değil mi? Çok güzel bir dergi var. Sen bu dergide reklam vermek istiyorsun. Bu gayet olabilir bir şey yani. Bu hani olmalıdır da zaten yani. Yani bu reklamı istersen örnek bir iş modeli geldi aklıma. Bu reklamı istersen satış üzerinden yüzdesel komisyonla yapabilirsin. Ya da doğrudan zaten belki bir yerde bulunmanın bir bedeli olabilir ve bu bedeli de ödemelisindir bence. Çünkü şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bence işini tanıtmak için harcanan emek ve para mübahtır yani. Ben buna bakıyorum. Çünkü o kişinin zaten o işe duyduğu ve kendisine duyduğu saygıdır bana kalırsa. Ben bir işimi iyi bir platformda daha fazla insanın görmesi için para harcıyorsam bu benim zaten o işe duyduğum saygıyı ifade eder zaten. Instagram'ın ilk başladığı günlerde benim account'um için. Nasıl ben bu account'u tanır hale getirdim? Yani promote ettim yani hani gibi. Ben bunu yapıyorum bakın dedim. Ona da bir para harcadım. Çok normal şeyler. Şimdi reklam vermenin şey derler ya, değil abi öyle bir şey yok. Yani bu işine duyduğun saygıdır. Birileri seni göremez ki yoksa. Hani bu hani biraz şey diyorlar işte ya word of mouth olmalı bazen. Evet okey word of mouth olmalı ama bahsettiğimiz dünyanın kalabalıklığından haberdar mısınız yani? Yani bazen bazı şeyler teknik olarak word of mouth olamıyor zaten.
Öyle bir data alışverişi, öyle bir tweet, öyle bir bilinen de var ya, kaybolup gidiyorsunuz. Yani bugün keza Foundation'da da biraz öyle açısı. Bir iş koyduktan sonra 10 dakika içerisinde zaten 200 tane daha iş giriyor ve zaten bay bay. Yani biraz orada hani tamam çok güzel ben iş koymaya devam edeceğim. Bak bayağı da para harcıyorum, işte koyuyorum, senin buranı kalabalık hale getiriyorum. 20 tane daha iş koyuyorum arkadaş fark etmez. 2000, 10, 5000 dolar daha harcarım fark etmez. Ama senden de bir şey görmem lazım yani artık yani bir karşılık görmem. Biraz oralar zayıf. Yani çok kapalı bir grup. Çok kendini gizleyen bir grup. Sanki iletişime girerse bunun ipi ucunu bir açılacak ve tamam ama o zaman sen de ona göre bir iletişim modeli bul. Yani belki de bilmiyorum paralı bir iletişim modeli bul. Bilmiyorum bir şey yap ama hani bir business kanallarının açık olması gerekiyor bence platformların. Bence de birazcık şeye de bakmamız gerekiyor. Mesela sanat açısından şu an çok güzel bir şekilde güzel bir röportaj oluyor ama hani regülatif açıdan da baktığımızda bu eseri ya da örneğin ben şu an burayı ziyarete geldiğimde sizin eserlerinizi resim olarak çekip NFT platformlarına da satışa koyabiliyorum. Ama bu ne kadar etik ya da burada promotion kısmında bildiğim üzere hani 2018 yılında sizin aslında yapmış olduğunuz bir çalışma var. Doğru. Bunu çoğu kişi aslında bilmiyor, bilenler de var. Aha. Burada aslında siz hani ilk NFT çalışmasını yaptığınızı, ilk NFT çalışmasını yaptığınızı ben düşünüyorum. Ama çoğu insan promotion kısmında bunun yeterli duyurum kanalları olmaması sebebiyle bilemediler ya da evet, buna erişemediler. Bunu birazcık isterseniz yorumlayalım. Nasıl hikaye başladı? Orada neler oldu? Meğersem NFT'nin babasıymışım değil mi yani? Evet. Öyle bir şey. öyle bir şey. Yani şimdi şöyle bir şey. O en hani bence hap ve keyifli haliyle anlatalım. Bir kere dünyanın ilk Instagram hesabına sahip olan heykeli. Şimdi fikir oradan çıkıyor zaten. Buradaki altyapı da şu. Yani niye böyle bir düşünce yapısına geliyorum? Çünkü görüyorum ki insanlar fiziksel sanat eserlerinin yanında özellikle fuarlarda gerçekten fotoğraf çekip çoğunlukla da selfie çekip bunu zaten sosyal medya hesaplarına koyuyorlar. Benim de buradaki şeyim, motivasyonum. Dedim o zaman heykelin kendine ait bir sosyal medya hesabı olsun. Heykelin kendi fotoğraf çeksin. O fiziksel dünyayı kendi dijitalleştirsin. NFT'leştirsin yani. Ve onu da kendi Instagram hesabından paylaşsın. Sana kalan tek şey iOS gidip oradan repost etmek kalsın. Yani zaten o hallediyor her şeyi gibi bir iş yaptım. Ve ismi de işte Divine Selfie yani tanrısal selfie manasında. Hatta bugün arkadaşlar Divine Selfie yani Instagram/Divine Selfie yazdığı zaman görecekler. Yani fikrin gücünü şuradan tasdikleyebiliriz. 4 günlük bir fuardı. 4 gün boyunca ben o fuarda o işi sergiledim. 3998 tane selfie çekildi. 3998 selfie içerisinde genelde tek başına olan insan sayısı da azdı. İkili üçlü gruplar halinde olduğunu düşünürsek 10-12.000'e yakın insanın aslında face datası da geldi oraya bir yandan yani anladınız mı? Böyle bir dünya oldu yani. Ve işte 10.000 insanın içinde bulunduğu bir iş çıktı ortaya aslında bakarsanız ve çok kısa bir süre içerisinde çıktı. Ben de bu zaten dijitalleşmiş ve altında tamamen o zamanlar benim için NFT'nin kelime manasının da ne olduğunu bilmediğim dönemde yaptığım bu şeyin ne kadar NFT'ye uygun olduğunu görüp bir dakika bunun bir karşılığı olması lazım. Bu NFT dünyasının bu heykel yani o heykel NFT dünyasının mihenk taşıdır. Deyip NFT dünyasına satışa koydum bunu. Bunu yaparken de hani şöyle düşündüm. Yani şimdi ben fiziksel bir şeyi NFT'leştirdiğime göre bunu fiziksel olarak satın alacak kişiye de bir fiziksel hatırlatıcı koymam gerekiyor. Bu sadece heykelin kendisi olmak yetmiyor. Belki de kişinin wallet adresini oraya kazımak, yani fiziksel olarak kazımak doğru bir hareket gibi geliyor bana. Bütün bunları yine Foundation'da olan o şeyde, yakında belki de burnout edeceğimiz bilmiyorum. Yakında oradan oraya belki aktaracağız o işi bilmiyorum. Yani onu orada açıkladım zaten. Videosu da var. Tabii genelde şöyle bir durum oluyor haliyle. Böyle bir şey videolaştırmak da anlatımı da zor. Yani çünkü tekst olarak anlatıyorsun ama bu işin görseli ne? İşte normalde biliyorsunuz oradaki satın alınan şeyler genelde görselin kendisi. Yani insanlar görsel alıyor ama benim oradaki satın alınan şey o değil. Yani görseldeki şey aslında. Tabii onun için de o açıklamayı okuman lazım.
Ama genelde benim gözlemlediğim kadarıyla koleksiyonerler ya da kullanıcılar buradaki açıklamayı okumaktan ziyade direkt esere odaklanıyorlar ve sanatçının gerçekten... Çok kaçıyor orası, çok doğru. O kısım çok kaçıyor. Siz de ona çok değiniyorsunuz. Kaçıyor orası. Orada nasıl bir yöntemler olabilir ya da sizin aradığınız bu konuyla ilgili promotion yöntemleri, işte videolu bir kısımdan bahsettik. Yani videoların olması gerektiğinden bahsettik birazcık. Acaba buradaki sanat, acaba bu sektördeki sanatçılar kendilerini videolu olarak kısa bir dakikalık video şeklinde mi tanıtmaları gerekiyor? Siz hangisini tercih edersiniz eğer böyle bir durumu, böyle bir hizmet gelirse ya da hizmet gelseydi hangisini tercih ederdiniz? Yani evet, konuyu videolu anlatmak evet bir fikir olabilir. Bir de sanki evet biz bir tane işi mint ediyoruz ve o bir tane iş oraya mint edilip sonra list ediliyor ya, sanki iki şey olabilir. Yani mint edilen iş ve onun açıklaması falan gibi bir şey olabilir. Yani iki video upload edebilmelisin ama onun bir tanesi iş olarak İlişkili olmalı. Olur. Diğeri senin sadece sitende şey olacak, yani sitende açıklamayla ilgili olacak olan kısım olabilir. Yani şeyde takıldık açıkçası, takılmıştım ben. Hani evet şey var, açıklama var. Okey, açıklamada bile güzel yazmışım oraya. Ama işte dediğim gibi o videoyu şimdi arkadaşlar, belki bunu izleyen arkadaşlar bakacak. Yani en iyi anlatım biçimi şu gibi, yani fuarda çektiğim bir video vardı. Binlerce insanın gelip selfie çektiği ve de altında da çekilen selfie'ler dönüyor. Şimdi dedim ki en kompakt böyle anlatabilirim herhalde diye düşündüm durumun ne olduğunu. Ama daha üzerine bir şey daha söyleyemiyorsun orada yani. Hani bir tık daha anlatım istiyor, orada tıkanıyorsun. Orada tabii şey 500 şeylik karakterlik bir alanım var. Orada çözmeye çalışıyorsun. Yemin ederim sana son noktayı koyamadım, biliyorsun. Son nokta 501 ediyordu. Yani sınırlandırıcı şeyler. Evet, yani her şeyi anlattım da yani hani daha bıraksalar biraz daha anlatacaktım ama anlatamadım yani. Hani ya o zaman promotion anlamında platformların arayüzlerinin yetersiz olduğundan da bahsedebiliriz. Benim kendi görüşüm de her platformun kendine özgü sıkıntıları tabii ki de var ama var. Bazı platformların sanatçının ya da o eseri üreten kişinin gerekli açıklamaları girse dahi eserini karşı tarafa yeterince aktaramadı, anlaşılır aktaramadığını düşünüyorum. Ya Ayvar, şöyle bir durum daha yok mu sence? Yani ya bana NFT platformlarına girmen lazım mail'i Ekim ayında geldi. Ekim ayından bu aya, bu zamana daha 6 ay oldu yani. Anladın mı? Buradaki çoğu arkadaşımız, çoğu NFT, Türkiye'deki çoğu NFT üreticisinin hepsinin bir foundation ya da bilmem ne hesabı kurması Mart ayında falan, neredeyse yani Şubat ayı, Mart ayı gibi herkes yani, ben dahil. Yani daha öncesi birileri varsa ayrı konu, kimseye şey yapmıyor ama şundan bahsediyorum yani, bir şeyler daha böyle gelişirken yüklendi herkes yani. Hani mesela bugün işte arkadaşım Deniz bana söyledi, çok güldüm. Bir kere biliyor musunuz Macintosh'lara açılan foundation ana sayfasıyla PC'lere açılan foundation ana sayfası ayrı. Ayrı, mobilde de farklı gösteriyor. Yani ne alaka, ikisi de Chrome yani, niye onu ben göremiyorum, onu o görüyor. Nasıl ya dedim, ben göremiyorum orayı, yok sende o çıkmıyor. Hakikaten baktık screenshotlara, bende çıkmıyor bir şey falan, onda çıkıyor falan yani. Hani öyle bir hatalar var daha böyle, buglar zinciri bence de. Üstü çok güzel kamufle ediliyor o bugların bence şu anda. Bence büyük buglar zinciri var yani. Röportajımızın daha başında da bahsettiğimiz bu arz talep ilişkisine değinmek istiyorum. Hı hı. Şimdi eserler çok über fiyatları, 69 milyon dolarla en son Beeple'ın satışı gerçekleşmişti. Evet. Ondan önceki rekor yine kendisine aitti. 6 milyon 600 bin dolarlık bir satıştı. Bu fiyatlanmanın bu derece yüksek olması, yani bir dijital sanat üreten kişinin NFT trendi sayesinde birkaç ay içerisinde yaşayan en zengin sanatçılardan biri, ilk üçe giriyor olması, sizce yani tabii trendin de etkisi var. Ne zaman sanat eserleri adil değerinde olacak ya da siz şu an adil değerinde olduğunu düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünmüyorum. Müthiş spekülatif. Bir de daha valla daha çirkin bir şey görüyorum. O da söyleyeyim, o daha gördüğüm çirkin şeyi. Yani ben bir takım kripto zenginlerinin yani hava atma platform olarak görüyorum yani, yalan yok. Yani şimdi bakıyorum mesela yani şimdi kimden almış, ne almış? 10 tane şey almış. Aldığın 10 tanesinden niye 3 tanesini ben bunu aldım diye repost ediyorsun? Kişilere bakıyorsun. Vallahi güzel kızlar yani, anladın mı? Kusura bakmayın ama böyle bir dünya var yani. Hani bir böyle bir tatsızlık var ortamda. Yani böyle bir çirkinlik de var yani. Hani bu Beeple'ın konusu ya, onlar bence proje. Yani işte internet projeler yani, onu tartışmayalım. Yani o da onun parası değil. O parayı ona veren de zaten parasını bence geri aldı. O zaten hadi bu platformu hareketlendiriyoruz deyip böyle daha böyle
kafaların biraz daha böyle üst kafaların hareketleri gibi geliyor. Bugün baktığınız zaman yani bir takım tanınmış simaların hani bit historilerine bakıyorsun, gariplikler var. Yani baktığın zaman görüyorsun o garipliği zaten. Ya adam zaten 10 Ethereum koymuş. Niye 10 Ethereum koyan bir şeye koyulan bir şey sen 12 Ethereum demiyorsun da 102 Ethereum diyorsun mesela. Ne amaç ne ki orada? Hani sen onu oraya niye çıkartıyorsun? Belli ki o zaten bir arkada bir şey. Şimdi o yüzden bu dijital değerlemeler konusu bence yani yüksek değerlemedeki dijital değerlemeler konusu bir garipliği var. Ama bütün bunlar ne için yapıldı? İşte bütün bunlar mesela işte dün müydü? Evvelsi gün müydü? Yine işte Murat Bakın bir iş 1 milyon dolara satıldı. Şimdi o Bit historisine baktım. Gerçekten işte benden de eser alındı. O adam orada. O adamla Instagram'da ben konuştum. O adam biri. Var olan bir adam. Ve o adamın onu almaktaki motivasyonunun ben hani bu NFT dünyasını ben de hareketlendirmek istiyorum ötesinde. Hayır, hakikaten ona sahip olmak istiyor adam ya. Hakikaten sahip olmak isterken 888 bin dolarlık bir bit koymuş o kişi. Bütün bunlar bunun için işte. Yani o kişinin 888 bin dolarlık bit koyması içindi. Yani baştaki 16 milyon dolarlar o kripto punklarının garip değerlemelerde olmasının sebebi de zaten buydu gibi düşünüyorum ben. Ya bu rüzgar o kadar sert esmeyecek bence ilerleyen zamanlarda. Bir mantıklı bir yere gelecek. Bugün işte benim ya fiziksel bir eserimin rakamları neredeyse dijital bir eserimin de rakamları oralarda olmalı. Yani bu böyle dengelenmeli, balanslanmalı gibi geliyor bana. Tabii ben fiziksel iş üreten bir sanatçı tarafından konuya bakıyorum. Belki yine geleneksel bir bakış açısı olabilir bu. Yani ona bir şey demiyorum. Ama hani 69 milyon dolarlar da değil yani. Bugün çünkü 69 milyon dolara yani Rembrandt alırsın yani, anladın mı? Ya da işte ne bileyim yani Jean-Michel Basquiat alırsın. Basquiat. Yani daha hani sanat yani camiasının dışında birazcık da hani blockchain ve genel bir business tarafından bakacak olursa kullanıcı deneyim açısından benim de hani öngörüş görülerim sizinkine çok yakın. Birincisi hani kara para aklama için de kullanılıyor. İkincisi platformu öne çıkartmak ya da sanatçıyı ve eseri öne çıkartmak için anlaşmalı bir şekilde o sizin söylediğiniz gibi fiyatlandırmalar veriliyor. Üçüncüsü kişiler işte ben buradaki dijital varlığı alayım, duvarda işte dijital bir şekilde bir LED panelde ya da tabletimde sergileteyim şeklinde kullananlar da var. Dördüncüsü ben buradaki NFT... Bu arada ona çok saygı duyuyorum. Ona ben de saygı duyuyorum. Ya ona çok saygı duyuyorum. Ben de onu tercih ediyorum. Bak bugün mesela geldi, yanınızdayken geldi. Ben bu dokümanı alabilir miyim? Demek ki adamın öyle bir derdi var mesela. Hani benden satın aldığı şeyin fizik dosyasını istiyor mesela. Ona saygı duyuyorum. Ona aynı şekilde ben de saygı duyuyorum. Hani ben de konuya bu şekilde bakıyorum. Dördüncüsü ben bu NFT'yi alayım ve daha sonrasında değerlensin. Kripto paradaki gibi, kripto ekonomideki gibi. Ve bunu 10 Ether'e satabilir miyim? Ama adam halbuki 5 Ether almış ya da oradaki sanatçı bunu 5 Ether almış ama 11 Ether'e satmak istiyor. Böyle de bir kullanım alanı var. Okay, beşincisi de tamamıyla evet ben bunu aldım, bu benim. Şov yapmak ego amaçlı, ego amaçlı sizin de daha önceden bahsettiğiniz gibi. Aynen. Kullanım alanları bu şekilde artmaya da devam edecektir. Benim son bir sorum olacak size. Tabii. Müzikle ilgilendiğinizi biliyorum, yaptığınız çalışmalar var. NFT'nin müzikle olan ilişkisi veya ileriye yönelik müzikle ilgili bir çalışma yapmayı düşündünüz mü ya da düşünüyor musunuz? Ya sizce şey değil mi zaten yaptığınız her bir beste aslında bir NFT değil midir yani? Hani kesinlikle yani, biriciktir. Yani biriciktir ana, yani. Evet. Aynen. Bunun illa içinde Snoop Dogg'un yaptığı gibi içine NFT kelimesine geçirmenize lüzum yoktur ki yani. Zaten o yani çünkü müzik dediğiniz şey daha da bir parmak izidir yani. Bugün yani tam bir parmak izidir yani müzik. Hiçbir şeyi, hiçbir spektrumdaki hiçbir dalga, waveform birbiriyle aynı olmaz zaten yani. Hani o yüzden hani evet ya yaptığım çok kısa loop'lar var, uzun loop'lar da var. Müzik bugüne kadar çok da bestenin içinde bulundum. Albümü olan grubum var. Hala şu anda klibi çekilen müziklerim. Bunların hepsi şey olabilir. Hepsi NFT'lenebilir yani. Çok da keyifli olur bence yani. Yaparız. Harikulade olur. Yani evet evet olabilir. Ha ama tabii şöyle bir şey. Buna bir kulp takalım. Ya bu da bir zekice bir yerden olmalı gibi bir şey düşünürsek ya orada belki hani bir takım belki rakam ve dataları müzikleştirmek hani gibi bir alt şey olabilir yani. Hani o da hani bu da NFT'ye yapılan özel bir müzikti diyebilmek adına açıkçası. Belki de yakında eserlerinizi müzik alanları görebilirsiniz. Biliyorsun şey bilirsiniz ama yani böyle mesela Amerika'da şeyler satılır böyle.
birkaç milyon dolara mesela Timbaland atıyorum bir rapçiye mesela bir şey groove satar mesela. Groove 4 ölçüdür. Yani sadece bir 4 bardır anladın mı? Ama bütün o 4 bardır zaten konu yani. Hani öyle şeyler çok var. Değişik bir böyle bir sound yaratır adam. 4 bar. 70 BPM 4 bar gider ve mükemmel bir şeydir ve onun üzerine zaten adam rap okuduğu zaman acayip bir müzik olur. Yani Dr. Dre bunu yapar falan filan. Aslında bunun için de çok müsait ama duyulduğu anda duyulmuştur. Orada bir problem var işte. O ne kadar hani şey yani görüldüğü anda ile duyulduğu anda hikayesi fark var. Duyarsın ve duyduğun şeyi kopyalayabilirsin de hani gördüğün şeyi görsel konuyu tekrar etmek çok kolay değil yani. Hani ben böyle bir şey böyle bir heykel görmüştüm. Ben bunun aynısını yapayım da koyayım diye bir dünya yok ama duyduğun şeyi kopyalamak biraz daha bence şey ya, daha esinlenmesi daha kolay olur. Kesinlikle katılıyorum. Onda ön protokol olarak mesela gittiğinizde siz sample pack arıyorsunuz. Hmm. Bir siteye giriyorsunuz. Orada genelde böyle cızırtılar koyuyorlar araya ki onu tamamen kopyalayamazsınlar diye. Ama ana fikir diye bir şey var ya. Mesela o bir şeyse. Tabii yani, kompozisyonu tam anlamıyla alabilir o doğru. Yani bazı ana fikirler oluyor ya mesela insan sesleriyle yapılan şeyler oluyor. Böyle bir takım groove'lar oluyor. Çok değişik sound'lar çıkıyor falan filan. Benzetmek mümkün olabiliyor aslında yani öyle şeyleri. O yüzden yani eğer oradaki amaç şeyse yani öyle bir biricik unik bir şey alayım ki ona parayı vereyim ama onu da sonra bir şeye çevireyimse orada şey alanlar, gri alanlar var bence yani. Kesinlikle katılıyorum. Daha demin de son değerlendirmemi bu şekilde yapmak istiyorum. Hani data'dan bahsettiniz hani oradaki her bir müzik hareketlenmesi, dalgalanması kendine unik bir zaten frekansta şeyi vardır, anlamı vardır diye. Ben know-how'ın ya da data'nın NFT'leştirilip bilgi anlamında ne derecede kullanım alanının olup olmadığını çok sorguluyorum çoğu zaman. Belki de gelecekte bununla ilgili protokolleri ya da platformları göreceğiz. O yüzden bunları göreceğimiz zaman da bunlara hazırlıklı olalım diyorum. Bence harika bir röportaj oldu. Sağ olun. Uzman Coin tarafında YouTube kanalındaki ilk röportajımızı Emre Yusufi ile tamamladık. NFT'nin gerçekten kendisinin bir sanatçı gözüyle ne olup olmadığını, deneyimlerini ve olumlu olumsuz yanlarından bahsettik ve farklı alanlardan da NFT'yi sizler için irdeledik. Bir sonraki röportaj serimizde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.